Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek. Kim olduğunuz, nasıl düşündüğünüz, kime oy verdiğinizin hiçbir önemi yok. Bu para sizin, hakkınızı alacaksınız. Şimdi biraz önce Evren Devrim Zelyüt buradaydı. O anlattı. Yani bu tesadüf olamaz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu saatte, saat 23.58'de bu paylaşımı yapması. O anlattı. O ne dedi? 418 milyar doların geri alınması sözünden kim rahatsız oldu? Müesses nizam bunu ister mi? O 418 milyar dolar kimlere gitti? Kimlere peşkeş çekildi? Bu ülkenin milyonları tarihin en ağır ve en hızlı yoksullaşmasını yaşarken kimler milyar milyar dolarlar kazandı? Kimler o parasını yurt dışına götürdü? Kimler hem köprüler, hastaneler yaptı, oradan para kazandı, bir de üstüne bütçeden milyarlar aldı? Kimlerdi bunlar? O 418 milyar dolar nereye gitti? Nereye gittiyse Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasını istemeyenler de müesses nizam, o çark, o hortumlar değişmesin isteyenler de onlar. Tam biz bunları konuştuk ve arkasından bu tweet geldi. 418 milyar dolarla ilgili çok kararlı olduğumun tekrar altını çizmek istiyorum. Gecenin 23.58'inde Cumhurbaşkanı adayı böyle bir altını tekrar çizmek istiyor bu mesajının. Çok enteresan. Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek. Kim olduğunuz, nasıl düşündüğünüz, kime oy verdiğinizin hiçbir önemi yok. Bu para sizin, hakkınızı alacaksınız. Şimdi bu kesin değil, daha açıklanmadı ama bu bizim Cumhurbaşkanı adaylarımızdan biri. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi açıklama pazartesi günü yapılacak. Biz de orada olacağız. Diğer bir Cumhurbaşkanı adayımız, aday adayı Ersan Şen, hukukçu Ersan Şen. Hukukçu Ersan Şen biraz önce katıldığı bir televizyon programında ben Cumhurbaşkanı adayıyım dedi. Bunu duyan Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in onu aradığını ve görüşelim dediğini öğrendik. Bu da çok enteresan. Bu da çok enteresan. Çünkü niye enteresan? Bu bize masadan kazanacak adayı belirlemediniz, Kılıçdaroğlu kazanacak aday değil diyerek ayrılan Meral Akşener'in CHP'li iki belediye başkanı dışında Cumhurbaşkanı adayı olmadığını ve kazanacak adayının Ersan Şen olabileceğini gösteriyor bize. Öyle mi Seren Selvin? Cem Uzan da olabilir. Aslında bu o da aday. Bir nokta, farklı isimler de olabilir tabii de. Bu bize bir şey anlatıyor. Bir kazanacak aday tartışmasını boşa düşüren bir hamle olur zaten. İkincisi şöyle bir mesele var. Şimdi biz siyaset bilimciler, özellikle bu farklı ülkeleri, Türkiye'ye benzer rejimleri çalışan siyaset bilimciler sıklıkla dedik ki bu anketlere bağlı aday tartışmalarının aday seçiminde tek belirleyici olması doğru olmaz. Çünkü bir kişinin mevcut anketlerde en yüksek oyu alıyor olması onun seçim kampanyasını iyi götüreceği, işte Türkiye'nin mevcut sorunlarıyla iyi yüzleşebileceği, seçimi kazanabileceği anlamına gelmez. Dolayısıyla sadece anketlere bakarak seçim yapmak bir problem. Ve buna getirdiğimiz argüman da şu oluyordu. O zaman Türkiye'de çok popüler bir ismi hemen aday gösterebilirsiniz. Mesela Tarkan çok popüler bir isim ya da işte Haluk Levent gibi. Yani hani bunları şey olarak söylüyorduk. Siyasi olmayan herhangi birini ankete koyarsınız isim olarak ismi yüksek çıkar. Şimdi herhalde Ersan Şen de böyle her yayına çıkıp işte her konuda fikir veren. Ama Ersan Şen'in bir avantajı var. Hani bu aday adayları konusunda ya şu konuda ne söylediğini bilmiyoruz. Bu konuda ne söylediğini bilmiyoruz. Mesela Kürt sorunu hakkında ne düşünüyor? Mesela İstanbul Sözleşmesi hakkında ne düşünüyor bilmiyoruz eleştirileri vardı ya. Ersan Şen'in her konuda ne dediğini tabii biliyoruz yani ama. Her konuda uzmanlığı olan bir kişi olduğu için dolayısıyla aday olmaya layık görülmüş olabilir. Ya da popülaritesi sebebiyle yüksek oy alabileceği düşünülebilir. Ama şuraya geliyoruz. Demek ki İyi Parti'nin bu çıkışı yaparken bir B, C planı yokmuş ki Ersan Şen
bu niyetini açıkladıktan sonra bu görüşmeyi almış. Bu da bize aslında az evvel yani ilk turda konuştuğumuz bir plan dahilinde, en azından bu çıkışın bir plan dahilinde yapılmadığını gösteriyor. Ama bu tweetle ilgili de birkaç şey eklemek tabii, isterim. Çok önemliydi. Günün en önemli noktası buydu. Bu biz tweet'i, konuşmamızı biz da böyle açtıktan, evet, değil mi? Biz de bu programda bir saat bu konuyu konuştuk. Hem Serpil Yılmaz bunu anlattı, hem Hakkı Özdal bunu anlattı, hem Necdet Saraç bunu anlattı. En son temellendirmesini ve tüm detaylandırmasını ise kıymetli akademisyen Evren Devrim Zelyut yaptı. Ve bunun arkasından bu tweet geldi. Bu 418 milyar dolar çok önemli. O müesses nizam meselesi çok önemli. Şimdi kapsayıcı siyasetten bahsediyoruz ya, az evvelki hem Millet İttifakı'nın açıklamasında, hem Kılıçdaroğlu'nun videosunda, hem de Bülent Bey'in ifadelerinde aslında Millet İttifakı'nın kuracağı dilde, Cumhurbaşkanı adayının da farklı toplum kesimlerine yaklaşımda kapsayıcı bir dil kuracağını söylüyorlar. Hı hı. Ama ısrarla Kılıçdaroğlu bu kapsayıcılığın bir grubu kapsamadığını söylüyor. O da ülkenin, milletin aslında vergilerini, parasını bir şekilde gasp eden bu güç odaklarına bunlarla barışmayacağını söylüyor. Dolayısıyla aslında toplumun sorunların kaynağı olarak da bu kesimi görmesini ısrarla ifade etti ve bir beşli çete söylemi kullandı. Bakın, ben depremden sonra, benim ailem de Malatya'da, komşularımla konuştuğumda, yani AK Parti seçmeni komşularımla konuştuğumda beşli çete ifadesini duydum. Daha önce duymamıştım. Neden? Çünkü bakın, bu iktidarın döneminde yapılan yeni yerleşim yeri, 2020 yılında yapılan, 2022'de yapılan binaların yıkıldığını gördü bu insanlar. Evet. Ne zaman imara açıldı? AK Parti döneminde. Yani AK Parti belediye başkanları tarafından imara açıldı ve o yeni binalar şu an ya ağır hasarlı, içlerinde çökenler var, oturulamaz durumda. Ve insanlar bunları sorgulamaya başladı. Bizim paramız kime gidiyor? Benim kurduğum ev kimin, kim tarafından aslında bugün yok edildi? İnsanlar bunları sorgulamaya başladı. Dolayısıyla bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği nokta doğru. Ama ben de şuna katılıyorum. Hakikaten Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan direnç, bu sadece İyi Parti için konuşmuyorum. Ben bu dirençten bahsediyorum. Bu direnç bir fikir değişimi, bir düzen değişimine olan da bir direnç. Çünkü bu kişilerle, bugün ülkenin kaynaklarını sömüren bu kişilerle barışmayacağını, ama düşmanlaştırılan, şeytanlaştırılan toplum kesimleriyle, siyasal aktörlerle ise barışacağını, helalleşeceğini söyleyen bir Kılıçdaroğlu vardı. Tam da bu helalleşmenin karşısında aslında oluşan bir direnç hattını gördük. Öte yandan batılı aktörlere gelince orada da birkaç mesele var. Hakikaten Çin ve Rusya'yla mevcut iktidarın kurduğu bir ittifak var. Aynı zamanda da özellikle Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle birlikte mevcut iktidar batıda sizin partneriniz yine ben olabilirim algısını güçlendirmişti. Orada da şu soru işaretleri oluşmaya başlamıştı. Ya Erdoğan güçlü, biz Erdoğan'la anlaşıyoruz. Benim katıldığım pek çok görüşmede bu tarz soruları aldım. Acaba bu 6 parti bir araya gelip yönetebilir mi? Bir arada kalabilir mi? Bu soruyu o kadar çok duyduk ki bu muhalefet partilerinin bu söylemlerini biz aktarırken tam da bu ayrılık ortaya çıktı. O yüzden hani aslında muhalefetin oluşturmaya çalıştığı algıya da bir anlamda ket vuran bir çıkış oldu İyi Parti'nin çıkışı. Bunu da özellikle söylemek istedim. Fakat bir taraftan da hem Millet İttifakı'nın son dış politika belgesinde gözlemlediğimiz üzere aslında batı, daha batıya yakın, işte Rusya'ya, Çin'e mesafe koyan ama ulusal çıkarlarımızı da önceleyerek onlarla dengeli bir ilişki kuracak bir de dış politika benimsiyordu. Ekonomi politikalarına geldiğimizde milletin menfaatini önceliyordu. Dolayısıyla tüm bu düzeni kuracak ama bu düzeni kurarken de taviz vermeyecek aktör Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. O yüzden ben bütün bu direncin, yani iktidar kanadındaki direncin ama aynı zamanda da iktidarın gemisindeki o iş insanlarındaki direncin ve aynı zamanda da ki ulusal aktörler tarafından direncin bu düzen değişimine karşı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunun altını bir kez daha çizmek gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun vurgusu önemlidir. Bu
ittifak, eğer toplumun kesimlerini kucaklayan bir dil kurarsa ciddi bir çıkış yakalayacaktır. Ersan Şen hususu